Efendim iyi akşamlar. Bir hafta aradan sonra Tıp Dünyası yine sizlerle birlikte. Tabii Tıp Dünyası programı her hafta değişik konuları değişik konuklarla birlikte sizlerin huzuruna getiriyor. Tabii bu akşam efendim çok değerli bir konuğumuz var. Sizlerle birlikte sevgili Doktor Selin Bardak Özcem mi Özcan? Özcem. 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 Tamam Özcem. Ben Özcan yazmışım buraya. İlk programımızda Özcem olarak yazmıştık. Bu ikinci programımız çünkü sevgili Selin'le birlikte bir tularemi vakası takip ettik. Tabii tularemi vakası bugün de çok güzel bir şey oldu. Selin tabii şimdi biraz sonra tanıtacaksın sen kendini ama çocuk geldi. Abi dedi sana dedi teşekkür etmek istiyorum dedi. Benim prensibimdir. Ben hediye hiç kabul etmem. Çünkü çok severek yapılan bir işin hediyeyle gölgelenmesini istemem. Elinde bir madalya getirmiş çocuk. Bak madalya getirmiş. Madalya. Kendi madalyası. Ay. Şu okuduklarında çocuklara verilen Winner diye bir Ha madalyalar oluyor evet. ya, Ödül. böyle ödül, Ödül gibi ödül. evet. Aynen öyle. Ben bunu sana takmak istiyorum doktor amca dedi. Geldi, ben hiçbir Vay. şey söylemedim ve onu taktı ve gitti. Ay. Dünyanın en büyük hediyesiydi o. Eve götürdüm, astım. Söyleyiniz bir, tabii oğlan onu şimdi alıp kendi boynuna astı orada, o ayrı konu. Ama ne kadar güzel bir şey yaşadığımız o olayın sonunda. Tabii biz bir tularemi vakası takip ettik ama bu akşam sadece tularemiyi konuşmayacağız. Böyle garip hastalıkları konuşacağız. Çok garip hastalıklar var ülkemizde. Garip mi diyelim yoksa sıra dışı mı diyelim? Mesela kedi tırma hastalığı. Enteresan bir hastalık. Var mı ülkede? Var. Çok fazla. Sevgili Selin enfeksiyon uzmanı. O daha fazla söyleyecek bize. Tifus var. Biraz önce de onu konuşuyoruz. Rikettsiyalar var. Enteresan bunlar. Ve tanısı da konulması çok zor. Tabii de tularemi çıktı şimdi. Tularemi vardı belki eskiden ama bu şekilde geleni bilmiyorum. Onlar çok gördüler mi böyle. Bunları konuşacağız. Yani bu akşam enfeksiyon diyeceğiz efendim sizlerin huzurunuzda. Tabii sevgili Selin'in de konuşacak çok şey olacak. Ondan önce hemen bir şey söyleyeyim. Lefke'ye gittik. Tabii Lefke çok güzel bir yer. Şimdi Lefke'den geliyorum ve benim yerim, benim bölgem çiçekler açmış. Feci derecede mutlu olduk. Ama tabii üzüldük de çünkü çok sevdiğimiz diplomat bir arkadaşımızı kaybettik sevgili Uğur Umar'ı. Benim dostum, kardeşim, çok yakın bir arkadaşım. Ne oldu, nasıl oldu, niçin oldu hiçbir bilgi sahibi değiliz ama çok üzüldük. Yani annesine, ailesine, eşine ve kızlarına buradan başsağlığı diliyoruz bütün ailesine. Tabii ki ona da ışıklar içinde uyusun, nur içinde yatsın diyoruz inşallah. Mekanı cennet olur ama hepimizi çok üzdü. Lefke'nin o güzel çiçekli havasında hoş olmayan bir cenaze vardı. O da bizi etkiledi efendim. Evet, bu akşam tıp dünyası. Tıp dünyasında çok şeyler konuşacak sevgili Selin. İstersen önce kendini bir tanıt. Ondan sonra hastalıkları yavaş yavaş konuşalım. Garip hastalıklarda konuşalım. Bu akşam grip mirip konuşmayacağız yani. Tamam, böyle Evet. zatüre matüre de konuşmayacağız. Enteresan şeyler konuşacağız. Aklımıza gelen enteresan, bakın öpücük hastalığını yazmadım buraya. Evet. Ama öpücük hastalığını da konuşalım. Yani bu ülkede var. Ve belki de zor da tanı konulur. Doktorlar da zorlanır. Hasta da zorlanır. Böyle tam bulgu da vermezler. Bazen verir, bazen vermezler. Zor hastalıklar. Evet, önce seni dinleyelim. Kimdir Selin Bardak, Özcem? Ondan sonra da enfeksiyon hastalıklarını konuşalım. Evet. Merhaba. Teşekkür ederim Kudret abi beni bu programa çağırdığınız için öncelikle. Ben enfeksiyon hastalıkları, klinik mikrobiyoloji uzmanıyım. 2006 yılında uzmanlığımı aldım enfeksiyonla ilgili. Ege'de daha sonra Kıbrıs'a döndüm enfeksiyonla ilgili. İşte 4-5 yıla yakın, 4 yıl devlet hastanesinde çalıştıktan sonra şimdi artık Yakındoğu Yakında Üniversitesi üniversitesi. Hastanesi'nde enfeksiyonla ilgili Çalışmakta evet, devam. çalışmaya Selin başladım. 2006'da mezun oldu efendim. Ben de 2004'te yani çok uzak değil yani aramız yani şöyle 2 yıl bir şey değil yani. Sevgili eşiniz de ne yapıyor şimdi? O da İyi koşturuyor. evet o. O biraz istersen ondan da bahset. Biz burada konuk etmiştik sevgili Evet eşini. eşim evet Barçın Özcem o da Evet. kalp damar cerrahisi uzmanı. Doçent doktor oldu artık. Görüyorum Döndü. kendisi gittiğim zaman hastane içerisine. Abi şimdi diyor işte şu kalbi açacağız böyle tamam hadi dedim başla sen yürü ne yaparsan ya. Tamam. Ama Çok yoğun gerçekten seviyor ve mesleğini de. çok seviyor ve gerçekten çok zor bir şeyle uğraşıyorlar. Kendi
hobilerinden çok ödün vererek, yani insanın kalbini durdurup tekrar canlandırmak çok, evet. Ama apayrı ilgi isteyen sizin bir şey de bence ve çok zor bir dal, çok silik, çok zor. Bazen silik işlerin içinden çıkmak da zor oluyor. Çok zor, evet. Bir de kız mı vardı yanlış mı? Evet. Bak nasıl hatırlıyorum. Şimdi seyrediyorlar mı bizi? Evet, seyrediyor şimdi. Annem de, eşim de seyrediyor. Eşim de seyrediyor. Efendim buradan selamlar. Dedikodu yapacağız biraz sonra. Kızın 4 yaşında söylemiştim. Tanem. 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 Söylemiştim, unuttum bak. 4 yaşında. Ne zaman çıkmıştı programı? Yeni doğmuştu Tanem galiba. 3-4 aylık aylık falan evet, sanırım. Ya, evet. Evet. 1 yıl oluyor o zaman. 1-2 yıl mı? Yok. Yo, 4 yıl önce falan ben çekmiştim. Yeni doğmuştu Tanem. Yaz dönemiydi sanırım. Ama çabuk geçiyor. Evet, zaman hızlı geçiyor. Ben gençleşiyorum yani. Evet. Ya aşağı aşağı. Siz giderek. Evet sevgili Selin. Tabii enfeksiyon hastaları dedin mi? İlk önce konuşulması gereken şey el temizliği. Evet. Yani bizim Güler hocamız vardı, Güler Kanram hocamız, halen daha sağlık ve sıhhatte olsunlar. Vardı derken bize eğitim verdiği günü anımsayaraktı diye kullandım. Çok şeyler kattı bize. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı önce el temizliğinden bahseder derdi. İstersen ben sana onu vereyim. Tamam. Onu bir konuşmaya başla. Nedir bu bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi de biraz bize konuş. Bu el temizliği, bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi konuştuktan sonra da biraz antibiyotik diyelim, akılcı antibiyotik kullanımından bahsedelim. Tabii bunların sonunda da belki ikinci bölümün başından itibaren de bu garip hastalıkları... Atipik enfeksiyonlarımız. Garip hastalık ama gerçekten garipler. Yani gerçekten garipler. Garip oldukları için zaten çok meşakkatli oluyorlar. Evet. Bildiğimiz patojenlerden farklı oldukları için atipik seyrediyorlar. Saptamaları zor. Atipik dediğin yani gerçekten atipik. Yani altını çizerek söylüyorum. Hadi başla bakayım. Nedir el temizliği? Niçin el temizliği? Şimdi el temizliğine geçmeden önce isterseniz enfeksiyon hastalıkları aslında çok bilinen bir şey değil. Biz hani bir etkeni saptadıktan sonra ona yönelik tedavisini verip tamamıyla iyileştiğini görmek çok ümit verici bizim için. Çok güzel ve bunda da el temizliğinin önemi çok önemli tabii ki. Biz sağlık çalışanları olarak ve herkes direkt elle çok şey enfekte ediyoruz, kontamine ediyoruz ve enfeksiyonların en çoğun yani temel sebebi bu aslında bulaşta. Gerek hastane enfeksiyonları, gerek üst solunum yolu enfeksiyonları birçok şeyde el temizliğinin önemi fazladır ve yapılan çalışmalarda da bu gösterildi zaten. Özellikle hastane içindeki, yoğun bakımlardaki, hastadan hastaya bulaşta ve bunda da hani sağlık çalışanı olarak ben de dahil bütün sağlık çalışanları buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle hemşirelerinden tutun personelinden en çok sorumlu olan onlar zaten. Çünkü hastayla birebir temas eden onlar. Abi, peki benim oğlum giriyor lavaboya. Bora seyrediyor musun oğlum beni? Bak seyrediyorsan şimdi dinle bakayım. Ya, giriyor tuvalete, ellerini yıkadın mı diyorum. Şöyle suya tutuyor getiriyor. Bak yıkadım diye. Nasıl olmalı el temizliği? El temizliği önce bir su ve sabunla iyice köpürttükten sonra yapıp yıkanması gerekiyor. Önce bir yüzey el olarak onların uzaklaştırılması gerekiyor. Arkasından su ve sabunla en az bir 2 dakika boyunca ovulup tırnaklar dahil, el parmak araları, el sırtı, el avuç her tarafı iyice bir yıkandıktan ve sudan akıtılıp kurutulduktan sonra tamamıyla bir el temizliği yapılmış kabul edebiliriz. Benim kızım da bazen tuvalete gidiyor. Anne hiçbir yere değmedim sadece sudan geçirdim diyor ama... Olmaz yani. Çünkü evet. Gözle görülmüyor çünkü mikroplar. Elimizde oluyorlar, görmüyor. Hatta parmak aralarında, tırnak aralarında bile yerleşiyorlar ve en büyük gizli etkenler onlar aslında. Sonra da yemek yiyorlar değil mi onlarla? Tabii sonuna gidip yemek yiyip işte arkasından da parazitozlar oluyor. Elle bulaşan iseller oluyor. Aynen öyle. Hele okulda, okullarda. Okullarda evet çok ciddi problem yani çünkü iki öğretmen oluyor bir sürü çocuk kontrol edilemiyor bazen hepsi tuvalete gidiyorlar kendi işlerini kendileri yapmaya başladıktan sonra o eğitimin iyi verilmesi gerekiyor aslında çocukların ki el hijyeni çok önemli her şeyin başında yani. Peki bulaşıcı hastalıklar diyoruz biz sizin hastalıklarınıza çünkü tabii çok belki de böyle önde baktığınızda enfeksiyon hastalıkları çok isim veya title'ı hastalar tarafından fark edilmez. Evet, çok bilinmiyor. Aynen öyle. Ama bir hastane ortamında veya bir ünitelerin içerisinde işte bir ortopedi hastası var, yatıyor, ayağı kırık, bir ateşi çıktı. Koş enfeksiyon hastalıkları nereden bulaştı, ne bulaştı? Ne bileyim bir onkoloji hastası var. Ateşi çıktı. Koş enfeksiyon hastalıkları. Aynı şekilde dahiliye iç hastalıkları bölümünde yatan ama
bir türlü kontrol altına alınamayan şikayetleri olan hastalar, koş enfeksiyon hastaları, yoğun bakımlar yine öyle. Yani bulaştıydı, işte küvezle girdiydi, bebek çıktıydı, şuydu buydu. Ya benim anlatmaya çalıştım. Biraz daha böyle bulaşıcı hastalıklar bir anlatabilir misin bize ve ne iş yapar bulaşıcı hastalıklarla uğraşan enfeksiyon hastalıklar uzmanları? Belki de insanlarımızın tanıyabilmesi için senin sözlerin de çok etkili olacak. Evet. Enfeksiyon hastalıklar çok fazla bilinmiyor aslında ülkemizde. Yavaş yavaş gündeme gelmekte. Çünkü daha önceden enfeksiyon dahiliyenin bir alt dalıydı. Ve adamızda da enfeksiyon hastalıkları çok fazla bilinmediği için dahiliyeciler genelde bizim görevimizi yapardı. Ama enfeksiyon apayrı bir eğitim alanı var. İşte dediğiniz gibi her ateşi çıkanda altta bir etken var mıdır? Ameliyat eder ortopedist protezini, protez takar. Ama arkasından bir burnunda bir stafayrus taşıyıcısıysa ameliyatta üzerine bakteri gelir ve arkasından ne olur o protez enfekte olur. Ve Bütün iş arkasında bir baştan. ateş. Evet, sil baştan. Yani cerrahın yaptığı bütün enfeksiyon gider. Anladım. Veya bir kalp damar cerrahıdır. Bunda stafayrus taşıyıcısıdır. Bilmiyordur. İşte bulaş olur direkt oradan gider. Yani veya ellerini iyi dezenfekte edilmemiştir. Yara yeri pansumanı yapılır ve direkt bulaş olur. Bulaş çok önemli aslında. Onu önlemek gerekiyor. Bu da senin söylediğin çok büyük bir bypass ameliyatı, büyük bir kalp ameliyatı, sonra bulaşla ortaya çıkan bir Mediastini veya yumuşak doku enfeksiyonu ve apayrı bir başarısızlık durum. yani. Evet. Çok tatsız bir durum. Peki, hadi yola devam edelim. İşi teker teker Çok önemli konuşacağız. yani o yüzden. Zaten hastanede en fazla koşturan ve yorulan bölümlerden Evet, birisiniz. biz bütün bölümlerle iç içeyiz genelde. Yani Evet. iç içe olmamız gerekiyor ama çoğu branşta bize en son aşamada başvuruyor. Hani antibiyotik yönetimi konusunda bizim ülkemizde daha kısıtlı antibiyotik kullanımı geçmedi. İnşallah geçecek. Geçmeli. O yüzden herkes istediği antibiyotiği kullanabiliyor. Özellikle cerrahlar yani işte ben yaptım antibiyotik ameliyatı ama en güçlü antibiyotiği vereyim ki Aman enfeksiyon Allah'ım. kapmasın der. Halbuki o durumda profilaksiyi uygun dozda verirse bize her şekilde danışabilir. Ona göre biz gereksiz yere antibiyotiği kısıtlarız. Neden önemli şimdi sevgili Selin? Yani ya ben örnek göstereyim. Gribal bir hastalığı geldi bir hastanın. Gerçekten bir gribi var. Bildiğin influenza olsun. Genel durumu çok iyi. Ateşi var. Grip belli. Biz takip ediyoruz günlük. Antibiyotik vermiyoruz. Evet. Bronşit olur mu griple? Evet, Olabilir. 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 Tabii. Onda iki ihtimal. Sen de Evet, söyleyeceksin. evet. Şimdi onda sekizde bir şey olmayacak. Sen Aynen antibiyotik vermek istemiyorsun ki onda sekizini kurtarasın ki doktorun böyle dişleri sapsarı olduğu gibi çocuklar da ileride zarar görmesin. Böbrekleri, karaciğerleri ve daha da önemlisi iyi huylu mikropları evet, onlar ortadan zarar görmesin. kaybolmasın, Şimdi bunları direnç söyleyeceğim. kazanmasın. Ama Evet. aile diyor ki, çok önemli. Hemen bronşit belirtileri başlayınca doktor doktor sen başlasaydın antibiyotik bu olmayacaktı diyor. Evet. Ama bilmiyor ki olmadan önce başlanılan antibiyotik sadece antibiyotiğin gücünü, yerini ve elindeki silahı belli edip direnci artırıp zaten gelecekse daha şiddetli geleceğini hiç bilmiyor. Ama sen on antibiyotik başlamadın diye Sizi seninle suçluyor. müzakere ediyor. Şimdi ne diyorsun? Akılcı antibiyotik kullanımı. Evet. Virüsler. Tabii ki sık sık geçirilen hastalıklar. Top sende. Evet, antibiyotikler sadece bakterilere etkilidir. Yani işte dediğiniz gibi viral enfeksiyonlara antibiyotiğin hiçbir etkinliği yoktur. O yüzden antibiyotikleri virütik enfeksiyonlarda vermenin anlamı yok. Hatta dediğiniz gibi direnç geliştirir. Viral üst solunum olan enfeksiyonlar nezlen soğuk algınlığının %90 nedeni viral enfeksiyonlar. Bu da ne demektir ki? Eşittir antibiyotik kullanılması gerekmez. Ha, üzerine bakteriyel bir enfeksiyon eklenirse antibiyotik kullanabilir ama çok düşük bir orandır bu. Bu da doktorun sıkı takip etmesiyle ve Aynen. hastayı takibe çağırıp işte altta yatan hastalığı varsa ona göre vermesiyle önlenebilir. Biz antibiyotikleri uygunsuz kullanılmaması gereken şeyler. Çünkü elimizde çok az silahımız var aslında. 1920'li yıllarda penisilin bulunduktan sonra ilerledi antibiyotikler. Birçok silahımız oldu aslında ama giderek bunları belki de birazcık tasarruflu kullanmadık. Kullanılmadığı için çok direnç gelişti. Ve elimizde aslında yeni de üretilen antibiyotikler yok. Ve çok az bir silaha savaşlara devam ediyoruz. Ve günümüzde de gelecekte de bu enfeksiyon hastalıkları giderek artacak aslında. Ve biz bile bile elimizdeki bu antibiyotikleri tüketmememiz gerekiyor. Peki 5 gün antibiyotik alıp da özür dilerim. Bak bir hikaye de anlatayım sana. Şimdi çocuğu ateşi çıkıyor. Çocuğunun. Kendi evde antibiyotik başlıyor. Bak İşte şimdi. evet, en büyük Tamam şeyimiz mı? o Ve zaten. hekime gidiyor. Başladıktan sonra 2 gün gidiyor. sonra. Ateşi düşmeyince. Tamam mı?
Hekim de muayene ediyor. Muayenesinde hiçbir şey bulmuyor. Niçin bulmuyor? Gerçekten virütik değil. Olabilir. Evet. Bulmuyor. Ya da antibiyotik silmiştir. Baskılamıştır. Gene görmemiştir. Yani. Evet. Tamam mı? Ve diyor ki virütik bir şey. Antibiyotiğe de çok gerek yok. Ama bilmiyor kullandığını ailenin. Antibiyotiğe de gerek yok ama 2 gün sonra gel bir daha kontrol edelim diyor. Çok doğru davranıyor. Evet, aynen bir çocuk öyle. Hekimi olması gereken şekilde. Aile eve gidiyor. Eşi diyor ki baba sen diyor boşuna antibiyotik başlamışsın. Gördün mü? Kes işte o antibiyotiği diyor. Da bu çocuğa boşuna veriyorsun diyor. Tamam. Ve antibiyotiği 3. gün kesiyorlar. Tabii 2 gün sonra da 40 derece ateşle feryat figan devamı geliyorlar. Bu kez de bizim kapımızı çalıyorlar. Kudret Bey çok kötü çocuk acaba lösemi mi oldu diye geliyorlar. Halbuki çocuk gerçekten mikrobik bir enfeksiyonmuş. Boğazında betaları varmış. Ama doktor onu görememiş 2 gün sonra gittiğinde çünkü silmiş onu. Antibiyotikler kesilince de öyle bir çıkmış ki efendim. Yetersiz bir görsen. Tamam mı? Bu kez mecbur kaldık iğne verelim. Çünkü çocuk artık ağızdan olanı aşmış. 40 derece ateş, genel durumu kötü. Hatta damar yolu bile ihtiyacı duyulacak boyuta gelmek üzereyken yakaladık. Çocuğun tavrı çok iyiydi. Anne, sayende iğne yiyorum dedi. Sayende, evet. Çok. Belki de ağızdan geçecekti o. Evet. Ve geçmeden ne dersin bu gibi? İşte akılcı antibiyotik kullanımı dediğimiz bu aslında. Tam anlattığınız gibi yani uygun etkene, uygun zamanda ve uygun dozda kullanılması gereken şey akılcı antibiyotik kullanımı. Yani eğer bir üst solunum enfeksiyonu viral değil bakteriyelse antibiyotik kullanılır. Evet. Uygun antibiyotik kullanılır. Dediğiniz gibi penisilin veya işte iğne veya hap ama uygun sürede de kullanılması gerekir. 2 günde değil hani 5 günde 7 günde uzatılması gerekir. Bazı vakalarda 10 günde. İşte buna biz uygun ve akılcı antibiyotik kullanımı diyoruz. Nasıldır ülkedeki durum sence? ülkemizde herkes antibiyotik yazabilip kullanabildiği için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir ara eczanelerin reçetesiz antibiyotik vermesi işte yasa çıkmıştı. Sevinmiştik aslında böyle bir şey ama altyapısı olmadan çıkan bir yasaydı. Alttan gene gidiyor galiba. Ve uymadı. Evet uyulmuyor yani. Hani herkes eczaneler veriyor. Hatta bana şikayet geliyordu. İşte doktor hanım bu eczaneye gittik veriyor o ilaç reçeteyi falan ama eczaneleri denetleme yok. Eczaneler de niye vermesin ki yani sonuçta denetleme yok. Mekanizma tam oturmadan ama zarar yani. Ve biz bunu zaten hastanede de kısıtlayamıyoruz. Her doktor her antibiyotiği kullanabiliyor. Bunun mutlaka kısıtlanması gerekiyor ama. Olur mu ya şimdi sevgili Selim? Yani adam ameliyat olmuş. Tamam mı? En güçlüyü başlamak lazım değil mi ki söyleyin bir iltihap olmasın. Yani elinde ne varsa böyle mi oluyor? Öyle oluyor ama öyle olmaması gerekiyor. İşte uygun akılcı antibiyotik kullanımı işte bir etkene yönelik bir de profilaksi vardır. Yani siz o ameliyatı yaparken olası etkenler nedir? Mesela gram pozitiflerdir. Gram pozitiflerin profilaksi sizine yönelik bir doz antibiyotik yeter. Uygun sürede. Ameliyat yaptığınızda tek doz bir antibiyotik sefazolin yapılır biter. Ama, tamam. Ama bizde her şey garanti alınsın diye ameliyat öncesi tedavi başlanır. Antibiyotik tedavi gibi profilaksi değil. Ameliyat sonrası günlerce o gider hasta taburcu edilirken bir de reçete verilir. İşte bunu da kullan diye. Ve en ağır olan genellikle tercih edilir ne dersin? Evet evet en ağır ve en geniş spektrumlu ki yani bu bilemiyorum da hani cerrahın düzgün ameliyat yapıp işte el hijyenine dikkat edip temas izolasyonuna ve yaptığı işe güvense bilmiyorum hani düzgün bulaşıcı yapsa evet prosedüre düzgün güvenlikle sonra tek doz profilaksi yeter. Yetmeli. Demek ki bir yerlerde bir şeyden şüpheleniyor ki. Ama yine de başlarken en güçlüden var. Bir hikaye daha sana. Ha bunlar hep gerçek ama anlattığım şekilde. 1989 yılları. Çok eskiye gittim galiba. Çok o kadar zamanı hatırlıyorsunuz maşallah. Ben 68 doğumlu olduğum için yaşım ortaya çıkıyor efendim. Ben biraz fazla yaşlanmışım. Yok, ben 1989. Benim tıp fakültesine gittiğimin 3. yılı. Ben 86'da gittim. Babam rahatsız oluyor. Biz ailecek betayı geçiririz yani sağlam. biz severik de betaları. Babam boğaz iltihabı oluyor. Neyse hekime gidiyor. O zamanın yaşlı bir hekim amcamız, şimdi emekli oldu, mesleğini icra etmiyor. Kenan'ım gel demiş, sen demiş bizim Kudret'in demiş babasısın.
Beni de tanıyor. Sana demiş torpilli ilaç demiş. Verdiği dozu iki katı veriyor. Şimdi bakın bu gerçek. Tamam, babam beni arıyor. Diyor ki Kudret'im diyor, bak diyor gittim diyor. Şu abine isim söylemeyeceğim. Evet, tamam mı? Bana diyor torpilli yazdı sizden diyor. Sizden dolayı torpilli. Dedim ne torpilli babacığım dedim. İşte antibiyotiği dedi şöyle şöyle dedi iki iki kullanacağım dedi. Baba dedim fazla değil mi o iki iki kullanmak? Yani ben üçüncü sınıfım daha bilmiyorum ama biraz fazla gibi geldi yani bana. Yok ya dedi bari tamam torpilli dedi. Allah. Neyse aradan bir hafta geçti. Adam tabii onu bitirdi. Ben de Kuzey Kıbrıs'a tatile geliyorum. Şubat tatili gibi bir dönem. Hiç unutmuyorum onu. Neyse. Geldiğimde uçak alanında beni karşılıyor baba. Bir bakıyorum adamın gözleri sapsarı. Gözleri beyazları sapsarı. Sarılık olmuş. Aynen öyle. Baba dedim sen sarılık olmuşsun. Gözlerin sarılık. Hadi canım dedi. Gittik bir bakıyoruz karaciğer fonksiyonları. Yükselen. 3 kat yükselmiş. Bu işte. Ve torpil olmuşuz. Anlatabildim mi? Şimdi bunun torpili var mı sence? Yok. İşte akılcı antibiyotik kullanımı tam bu yolda devreye giriyor yani. Aynen öyle. Çünkü gereksizi kullanırsanız yan etkileri ortaya çıkıyor. Gereksiz durumda kullanırsanız yine iyi huylular yok oluyor. Fazla dozda kullanırsanız da zarar dediğiniz yani. Gibi zarar oluyor ve yan etkilerden nedir dolayı toksik etkilere gidebiliyor. Nedir bu iyi huylular? İyi huylular. İyi huylu mikrop nedir? Yani niçin iyi huylu mikroba ihtiyacımız var Selim? Evet tabii yani mevcut floramızda elimizde olsun boğazımızda olsun belli bir oranda bakteriler vardır ve florayı düzenler bunlar. Flora bakterileri dediğimiz ve bunlar dışarıdan gelen etkenlerin bir miktarda oraya yerleşmesini engellerler aslında. O yüzden bunlar bize gereklidir. Ha, biz gereksiz antibiyotik kullanırsak bunları da yok ederiz veya güçlü antibiyotik dediğimizi kullanırsak hepsini yok ederiz. Bu defa zararlı olmayacak bakterilerin bize zarar verme ihtimali artar. Ne yani invazif etkenler yapmayacak olanlar artar. Viral enfeksiyonda siz verirseniz yine antibiyotiği hep ağız florasının hepsi gider. Bu defa enfeksiyon yapmayacak etkenler de yerleşir. Yani kısacası aynen. Biz şunu diyorduk. Kızılay Meydanı'nda çıplak kalmakla eşdeğer. Aldığın antibiyotiğin fazla olması aynen veya öyle. Uygunluksuz olması. Yani bizde çok basit. Hani bir antibiyotik aldım diye geçiyor ama gerçekten bilinçli değiliz çok fazla hani. Dur annem beni izliyorsa şimdi oradan Lefke'deydim izle beni dedim şimdi seni söyleyeceğim. Annemin her baş ağrıdığında bir evet. Kapsülcük alır. Öyle öyledir, mi? Öyledir tabii. Yani antibiyotik almadan geçmezler. şimdi yarsa zaten 5 dakika çıkıştan sonra çırt telefon açacak. Sen gene beni rezil ettin bütün memlekete diye. Ama öyle bütün büyüklerimiz bizden büyükler. Olmaz ya Kıdret ya olmaz ya diyor. Ya, bunu geçmez. Almadan geçmez diyor. Yani psikolojik midir yoksa bunun bir piz şeyi var mıdır? Aslında bekleseler 7 günde geçecek yani bir viral enfeksiyon ama antibiyotik alınca daha hızlı geçeceğini zannediyorlar. Evet sonra da, direnç kazanıyor. Direnç gelişiyor işte evet direnç gelişiyor yani etkiler oluyor antibiyotiğe bağlı ishal vakalarıyla hastalar geliyor sonra. Çok sonra kötü kullanmamız gereken durumda kullanamıyoruz. Bak bugün bir hastamız var bizim yatıyordu. Çok basit bir enfeksiyon. Boğazında beta dönemi şu anda ilkbahar. Evet. Boğazda kriptik tonsiliti var, beta var, ispatı evet. Var, ateşi var, hemorajisi var, kültürü de aldık her şey beta. Tamam. Ne verilir? Ya penisilin yapacaksın tek doz ya da ağızdan antibiyotik evet. Vereceksin. Ama bu çocuğun geçmişe ait birçok antibiyotik kullanımı var. Çok bize gelmeden önce ameliyatlar geçirdiği için birkaç ameliyat geçirdi. İnanır mısın? Penisilin kesmedi. Sonra bir adım ileri attık. Sefalosporinlerden verdik. O da kesmedi. O da geçmedi. Düşünebiliyor musun? Boğazı kapladı. Dedik ki bu öpücük hastalığıdır. Biraz sonra konuşalım. Evet. Öpücük hastalığı da kan bulgularında 23 bin beyaz küre %90 parçalı çıkarak 170 CRP gelerek olmadığını gösterdi. Mecbur kaldık. Tabii şimdi akademik tartışıyoruz. Sülbaktan ampisiline geçtik ki biz hiç sevmeyiz çocuklarda onu. İyi huylu florayı bozduğu Bozarlı. İçin. Evet. 24 saat içerisinde ateş. Çocuğun ateşi düşmeye başladı. Şimdi sen düşün öyle bir direnç var ki şu andaki biz A grubu beta streptokokun, streptokokus piyojenesin direnç gösterdiğini bilmiyoruz. Evet genelde evet. Penisiline duyarlıdır direnci yoktur diye bilinir. Evet, bir yani. Tek umbrella efekt diye bir şey var ki işte saklanır birilerinin altına falan derler. Böyle mi saklanmaya?
Sefalosporinlere de yanıt vermedi. Şimdi ne olacak? Her defasında bu şekilde hastanelik mi olacağız? Şimdi bademcik mi alınacak? Ama geçmiş dönemde çok ilaç almış. İşte. Ameliyatlar dolayısıyla. Ve işlemiyor yani verdiğiniz ilaç. Ve bu insanlar anneannemizde eski hekimlerden. Tabii onun elinde olan bir şey yok. Çünkü idrarla ilgili birçok sorun yaşamış. Çok ilaç almak zorunda kullanmak kalmış. Kullanmak zorunda kalmış. Zorunda kaldı. Evet, çünkü evet. ameliyatlar oldu. Ve idrar yolu da biliyorsun pis bir yer olduğu için Evet. mecburen. Ve sonunda direnç. Neyse. Evet, çok konuşabiliriz seninle. Hadi gel Tularemi'ye gidelim. Evet. Neler yaşadık biz sevgili Selin? Evet. Top sende. Her gün online bağlandık, konuştuk, telefonlar gitti. Anne sordu, nedir bu Tularemi? Yani evet, açıkçası terledik yani. Çok zor bir vakaydı ama. Sağlam terledik. Hadi Tularemi'yi sen anlat biraz bize. Evet. Evet. Tularemi, o hasta üstünden mi gidelim önce? Nereden yoksa istersen anlat. Ben fark etmez. Tularemi o hastadan da aslında çok gözden kaçan bir hastalık. Çünkü dört dörtlük semptomları spesifik olarak hani bu semptomlarla gelen hasta tularemidir dedirtmiyor. Hücre içi saklanan bir bakteri. O yüzden semptomları da birçok hastalıkta olabilen işte ateştir, boğaz ağrısıdır, lenfadenopati dediğimiz boyunda lenf notlarında şişlikle seyreden, hücre içi yerleşen bir bakteri bu aslında bu tularemi dediğimiz. Ve ülkemizde de normalde olmadığını yani olup olmadığını bilmiyoruz açıkçası. Epidemiolojik verilerimiz çok fazla yeterli değil o konuda. O yüzden mutlaka hekimin nedeni bilinmeyen ateşlerde lenfadenopatiyle seyreden durumlarda düşünmesi, aklına gelmesi gereken bir şeydir. Hatta şey denir işte beta-laktam antibiyotiklere yanıtsız faranjitlerde ve lenfadenopatilerde düşünmek gerekir ayıcı tanının içinde. Ne bir de zoonotik yani. Zoonotik evet. Yani. Hücre içi yerleşen ve zoonotik. Zoonotik dediğimiz nedir? Hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir etken. Tavşanlarla ve doğada yaşayan hayvanlarla bulaşabilen bir etken. Rodentlerle dedikler evet, öyle. Evet, rodentlerle kemirceler. Ara şeyle evet bulaşabilen, sincaplarla bulaşabilen bir etken. Biz biyolojik da, buyurun. Biyolojik silah olarak da kullanılabiliyormuş. Aynen öyle. Çünkü çok az dozu bile insanı enfekte etmeye yetiyor. Enfektivitesi yüksek bir bakteri ve hücre içinde yaşadığı için de çoğu antibiyotikten etkilenmiyor ve uzun süre kalabiliyor. Evet. 10 tanesi okuduğum, sabaha kadar okumuştum çünkü yani hiç unutmuyorum o geceyi. 10 tanesi insanı hasta edebiliyor. İşte 10 evet. Tane mikrop. Çok enfektivitesi yüksek işte. Evet. Çok küçüğü bile. Şarbon gibi o da aynı. Toprakta kalabiliyor mu? Uzun süre çevrede yaşayabiliyor yıllarca. Rezervuarlarında yaşayıp insanları enfekte edebiliyor. Bu ülkemiz için aslında önemli bir sağlık problemi şu anda gibi görünüyor. Böyle bir şeyin hani olabileceğini biz düşünüyorduk açıkçası ama dört dörtlük saptayabildiğimiz vaka yoktu. Evet. Yani avcılık olan bir ülkedeyiz. Tavşanlar var, lenf notlarında şişliklerle giden vakalar oluyor. Acaba tularemi olabilir mi diye en son düşünüp hani atipiklere yönelik antibiyotikle geçtiğini gördüğümüz şeyler oluyor, vakalar oluyor ama kanıtlayabildiğimiz yoktu. Şimdi bu dört dörtlük kanıtlı bir vaka oldu. Evet ve bu enteresan. Tabii şimdi onları da konuşuruz. Çok türü vardı bunun da bu sistemi tutmuş yani şimdi vakayı da anlat istersen de evet. Boynundan tutmuş, karnında tutmuş, evet, gözleri şişmiş, boynu şişmiş yani bir anda misal olmuş çocuk. İşte evet etken bu Fransiyerle tularensis denen bakteri 3-4 yolla bulaşabiliyor. En önemlisi ağız yoluyla alınabiliyor etken. Sularla kontamine olduğunda sular yoluyla bulaşabiliyor. Sularla olduğunda GİS sistemi etkilenir ve ishalle karın ağrısıyla gidebilir. Solunum yoluyla alınıp akciğer enfeksiyonu neden olabilir veya direkt enfekte hayvanın çıkartılarıyla bulaştıktan sonra da sistemik olarak yayılabiliyor ve dokularda lenfadenopatilere neden olabiliyor. Sekresyonları göze geldiyse gözde oküler tularemiye neden olabiliyor. Böyle tifoid hiç formuna. Çocuk görmez böyle düşünebiliyor musun? Aynen öyle yani çok sistemik formlarına gidebiliyor. Lokal olarak alabildiği gibi ama sistemik enfeksiyon ve multi yani bir sürü yeri tutabiliyor. Hani sadece lenf nodunda kalmayıp aynı şekilde gözde de karın içinde de olabiliyor. Yaşa, bu olguda sevgili, da zaten bunlar lenf nodu. Evet. Bu zaten belki de ülkede olgumuzu da şimdi konuşuruz tabii de. Ülkemizde böyle lenf notlarıyla giden vakalar olmuştur elbet. Hekim arkadaşlar geçmediği zaman değiştirmişlerdir tedaviyi. Evet. Ve sonuç almışlardır. Ama bu şekilde hem karnı tutan,
Hiç unutmuyorum. Şimdi Olgu'yu lütfen daha iyi de konuşalım. Karnında ilk geldiği gün yaptığımız ultrasonda Ultrason. hiçbir şey yok. İlk Evet. birinci gün hiçbir şey yok. Evet. İkinci gün Lenf kocaman notları lenf notları çıkıyor. çıkıyor. Karaciğeri dalağı büyüyor. Lenf Aynen öyle. notları büyüyor. İki gün içinde. Çok. Bir de yani çocuk hasta, hani hastanız 4-5 yaşına Beş olmak üzere yaşında. olan. Evet. Çocuk önce bir boğaz 5 mi? enfeksiyonuyla, arkasına ishal, Aynen. hatta bir öpücük hastalığı mıdır diye Düşündünüz. düşünülüyor. Arkasında da batın içindeki lenf notları o kadar hızlı ilerliyor ki. Kaba kulak gibi geldi Kabak, düşün. evet, kaba kulak Böyle gibi. kocaman. Dedik ya bu aşısı yapılmış nasıl kaba kulak oldu şöyle. Şuraları şiş bir hasta. Sonra giderek sertleşiyor. Dokunduğunuz zaman söylesiniz sert taş gibi. Sonra bir bakıyorsun gözü şişiyor çocuğun. Sevgili Asım Şafra'yı da burada söyleyelim Mustafa'yı. Kulak burun boğaz profesörü Yakın Doğu Üniversitesi'nde çok değerli arkadaşlar bunlar. Ve Kudret dedi yani iyi güzel de acaba böbreği mi bozuldu çocuğun? Ya niçin böbreği bozulsun ki durduk yere? Olmayan bir sorun. Hep bütün tahliller normal ama gözü şişiyor. Nerede hani evet glomerülonefrit gibi bir şey mi Hiçbir oluyor şey ki yok. ödemleri var? Başladığınız tedaviye yanıt verir gibi oluyor. Evet ilk ateşi düşüyor gibi oluyor. Ha? Şikayetleri geçiyor sonra tekrarlıyor. Tekrar başlıyor. O gece sen de çok Çok iyi, ilginç bir çok vakaydı. ilginç ve sabah artık anne babaya tabii niçin tularemiyi düşünmek zor? Çünkü taklit ediyor ama tedavisi de yan tesirleri olabilen ilaçlar. Hiç çocuklarda Kullanılmaz. tercih etmediğimiz, kullanmak istemediğimiz ilaçlar ve onları başlamak zorunda kalıyoruz. 12 saat sonra da olay bitiyor tabii. Evet. Hemen de cevap veriyor. Ne kadar enteresan. Evet. Burada şey de söylemek gerekiyor herhalde. Hani öyküsünde teması kısmını da sorgulayınca çıktığında Aynen yani öyle. işte çocuğun vurulmuş bir av tavşanıyla, ölü bir av tavşanıyla temas öyküsü, sekresyonların muhtemelen Aynen. gözüyle, eliyle temas ettiğinin bir öyküsünde olduğu çok önemli yani hani öyküde onu Sonradan yakalayan. Evet, öğreniyoruz. E kimin sonradan aklına hani geliyor sen tavşanı tuttun mu diye sormak? yani evet bir de ölü tavşanı yani. Babasına söyledim bugün geldi bana madalya taktı. Nereden aklına geldiyse dedik. Şimdi tabii bu ülkemizde varsa tabii burada İşte şüphelenmek gerekiyor artık. evet. Artık sevgili arkadaşlar veterinerlik dairesinden de aradılar. Siz de bildirimini yaptınız. Zaten yayın da yapacağız bu Hı. hastaya. Yazılmaya da başlandı. Evet. Aynı şekilde veterinerlik dairesi aradı. Avcılar Birliği geldi, bilgi öğrendi. Çok iyi eğitim vermek lazım. Çünkü çok rahat bulaşılabilen bir hastalık. Bu formu da çok ağır. Evet. Bilmiyorum bu formunda mı devam edecek? Yoksa bu rastgele, bu çocuğa özgü mü? Onu da söylemek zor. Ama Evet. sıkıntılı. Bildirimi zorunlu bir hastalık normalde aslında ama ülkemizde bildirim sistemi çok düzgün çalışmıyor. Hani diyemeyiz yani hani bu kadar tüleremi vakası bildirildi bu zamana kadar. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda aslında çok iyi bir organize olup gerekirse tavşanlardan örnekler alıp türünü saptayıp nasıl gittiğine dair zorunlu bir bildirim sistemini getirtip aslında saptanması gerekiyor. Önemli bir sağlık sorunu şu anda ülkemiz için. Gizli bir Gizli bir kaynak. Evet, kaynak evet ve evet. biyolojik silah kadar önemli. Tabii burada şu da önemli yani eğer vaka tanınmamış olsa Evet, öldürüyor. evet öldürücü bir. Öldürüyor yani hiç önüne geçemiyorsunuz. 14 gün yazıyordu kitaplar işte hep 14 günden sonra tanındığı zaman meninjit Mortal yapıp olabiliyor. mortal olabiliyor diye biz de 10. gün tanımıştık. Çok progresif ilerliyor. Bir de elinizdeki çocuk yani çok iyi yönettiniz yani Hep gerçekten beraber. evet. Hep ama çok Ama terledik. çok Çok terledik. ilginç bir olgu. Annenin sözünü hatırlar mısın? Hep sorardı. Şimdi buradan izliyor bizi Evet. belki de. Nedir Nedir? bu diye. Ben şöyle söylerdim kese. Kanser olmadığını söyleyebilirim. Ama ne olduğunu Ne söyleyemiyoruz. olduğunu işte evet. Ve çok zor bir şeydi. Şüphelenmek gerekiyor. İşte, dediğim gibi en önemli şey aslında spesifik tedaviyle yani en önemli beta-laktam antibiyotik penisilin türevleriyle iyileşmeyince bir vaka aslında ve dediğiniz gibi kanser olmayınca atipik etkenler dediğimiz o zor etkenler, hücre içi Düşünülmesi lazım. yerleşenleri, zoonozları mutlaka düşünüp tedaviyi de ona göre revize etmek gerekiyor. Sordular bana ev tavşanlarında olur mu diye. Olur. Olabilir aslında. Yani Yabani şeyde tavşanlar denir ama ev tavşanlarına da olabilir çünkü yabani tavşanda kontağı varsa veya bir işte neyle şekilde toka teması olduğunu, nereden bilmiyorsunuz nereye ki. geldiğini Evet. bilmiyoruz. Farelerde olabiliyor. Evet. Fareyle taşınabiliyor. Fareyle, sincapla. Sincapla taşıyor. Sivrisinek farenin üzerinden kalkıp gelip size geldiği zaman sinekle de taşınabiliyor. Evet, şey vektör olarak Vektör olabiliyor. olarak kullanabiliyor. 10 tanesi yetiyor zaten.
10 tanesi sizi hasta ediyor. Yani böyle enteresan bir durum. Türkiye'de bir sürü suyla enfekte olmuş olgular var zaten. Evet. Su yoluyla olmuş. Suyla kontamine oluyor ve ağız yoluyla aldıktan sonra suya öyle bayağı bir salgın vakaları var. Türkiye'de de yaygın. Enteresan. Ben hiç görmemiştim. Yani Hacettepe'de yıllarca hasta yönettik. Ama Hacettepe herhalde gelmeden halloluyordu. Evet, periferde daha çok zaten diye. Evet, oraya kadar gelmeden. Ve böyle sistemik olanı da hiç görmedim. Yani duyardık belki lenf notlarında olabilir ama bu boyutu çok enteresandı. Artık bu ülkemizde var. Çok dikkat etmeler lazım. Bütün avcılık camiası da öyle. Tabii hayvanlarla uğraşanlar da dikkat etmesi lazım. Bunun mücadelesini de veterinerlik dairesiyle Avcılar Birliği ve evet, Sağlık Bakanlığı'nın bu yapması konuda lazım. Evet, bir ekip kurup ona göre taşıyıcı etkenleri bulup yok etmesi lazım. Evet. Peki sevgili Selin, şimdi biz daldık gidiyoruz ama sevgili Kadir arkadaşım uyardı bizi. Kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra kedi tırma hastalığı, tifus ve tifoyu konuşacağız. Ekinokok hastalığında konuşacağız. Zor hastalar. Ben bunu hep zor seçtim. Yani sen çıkacaksın bugün diye. Bir de Leishmania'yı da konuşacağız. Tamam mı? Yaz hastalıklarından biraz bahsedeceğiz ve inşallah menenjitlerle bitiririz. Ben mahsus bu zor hastalıklar seçtim. Bugün efendim zor hastalıklar seçtim Selin Hanım için. Evet, sevgili yönetmen arkadaşım uyardı. Biz tularemiye daldık gittik ama hastalıksız dönem diliyoruz efendim. Hastalıksız bir yaş diliyoruz sizlere ve ömür diliyoruz ama dikkat edin çünkü etrafımızda onlar da yaşamak istiyorlar. Dünyayı biz onlarınla birlikte aldık. Biz çoğaldık, onları azalttık. Onlar da duracak mı efendim? Mikroplardan bahsediyorum. Onlar da direnç gelişecek ve dünyaya sahip olabilmek için, dünyada var olabilmek için bizimle mücadele edecekler. Bu doğal bir savaş. Evet, sizlerden bizden ayrılmayın diyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. İkinci bölümde çok daha güzel konular konuşacağız efendim. Kısa bir ara.